tane wallet vardır mutlaka bir yerde. İçerisinde biraz Bitcoin olan. 136 farklı legal entity, yani şirket var. Daha sonra baktıklarında abi paralar ortada yok. Dedikodu, evet, 36 abi. Milyar dolar şirketi. Ondan satışı tetikliyor, düşüşü tetikliyor, korkuyu tetikliyor. Besliyor. Merhaba. Merhabalar. Arman, ikinci bölümümüzü ikinci kez çekiyoruz. Evet, ikinci kez çekiyoruz. Umarım daha iyi olur. Demek ki her zaman teknik problemler olabiliyor. Murphy denen bir şey varmış. Murphy var abi, Murphy var. Arman'cığım, ne konuşuyoruz bu bölümde tekrardan yeniden? Bu bölümde aslında son birkaç aydır inanılmaz gündemde olan FTX'in çöküş hikayesi konuşuyor olacağız. Çöküş değil ya, bildiğin adamlar dolandırdı milleti. Adamlar evet ya. Ya aslında çökme olarak başlayıp sonra işin yani çöktükten sonra insanlar konuşmaya başlayınca içerideki insanlar aslında çökmekten ziyade tamamen bir hayal satılmış, arkası neredeyse boş olan veya şöyle diyeyim düzgün bir şekilde dolu olmayan bir yapı kurulmuş ve bu yapı çöktükten sonra maalesef birçok insan, birçok yatırımcı çok büyük paralar kaybetti. Ama 36 milyar dolardı. Doğru muyum heriflerin şirket değeri? Evet abi, aynen öyle. 36 milyar dolarlık bir şirket. Sam Bankman-Fried de galiba en zengin gençlerin arasına girmişti çöküş öncesi. Şu an en fakir genç arasında yerini aldı. Yani mutlaka vardır bir yerde. Bir tane wallet vardır mutlaka bir yerde. İçerisinde biraz Bitcoin olan. You never know. Bilemez abi, zaten şey yani para ortada yok yani. Ne oldu abi? Abi şöyle, FTX'i anlamak için aslında Alameda Research'ı da bilmek gerekiyor. Alameda Research aslında bir nevi market maker. Bu adamlar abi gidip fonlardan para alıyorlar. Ve bu paraları bir şekilde kripto dünyasında veya farklı yöntemlere işletiyorlar. Sam Bankman bu arada ilk servetini şeyde yapmış. Onu geçen gün öğrendim. Bu bir ara şey vardı. Ülkeler arasındaki Bitcoin borsalarında ciddi bir fiyat farkı vardı. Evet. Bu fiyat farkı ile trade yapıyorlardı. Örnek vermişti. Türkiye'den alıyorsun ucuza. Gidip Kanada'dan pahalıya satıyorsun. Sonra parayı geri transfer ediyorsun. Bu işlemi arbitraj. Arbitraj. Bu işlemi birkaç defa döndürdükten sonra para kazanıyorsun orada. Bu adamlar böyle başlamışlar. Sonra oradan ciddi bir para kazandılar. Ardından da işte yavaş yavaş yatırımcılara gidip hani bakın biz böyle şeyler yapıyoruz. Alameda Research'te bir şirket kuruyorlar. Arkadaşlarıyla birlikte ve bu paraları çevirmeye başlıyorlar. Paralelde de belli bir süre sonra Sam FTX'i kuruyor. Alameda'yı... Yani oradan o kadar para kaldırıyor ki diyor ki ya bu sadece... Evet abi. Bu arbitrajdan para niye kazanıyoruz ki? Gidelim. Borsa yapalım. Kendi borsamız olsun. Kendi exchange'imiz olsun. Evet. Bunun üzerinden yürüyelim. Aynen. Borsaları sonra da bu arada ikiye ayırıyor. FTX US var. Bir de FTX International var. US'deki yani US compliance'lardan dolayı yani regülasyondan dolayı sadece Amerikan vatandaşlarına işlem yaptırıyor. International'da da aslında bütün herkese işlem yaptırıyor. Ve 136 farklı legal entity yani şirket var yanılmıyorsam. 136 ayrı ülkelerde ayrı ayrı şirketler. Mesela ki Türkiye'de de vardı. Türkiye'de de operasyonları vardı. Çünkü adam benim bildiğim kadarıyla... Türk bankalarında da Türk müşterilerinin paraları duruyordu. Çünkü... Ve bildiğim kadarıyla da ödenmeyen galiba şey yok. Ödeme yok. Yani bütün ödemeler çıkmış sanırım Türkiye'de. Yani Türkiye'de para batıran var mı bilmiyorum. Yani yanlış biliyorsam lütfen yorumlara ya... düzeltin beni. Ama Türk müşterilerin Türkiye'deki FTX'de parası kalmadı diye biliyorum. Evet. Borsada. Yani ne desem yalan olur. Şeyden devam edelim. Hikayeden devam edelim. Sonrasında abi bir şekilde şey ortaya çıkıyor abi. Alameda Research'ın bilançosu ortaya çıkıyor. Ve bu bilançosu içerisinde FTX'in token'ı var. FTT diye doğru hatırlıyorsam. Ciddi bir yer kapladığını ve bunun ciddi bir tehlike olduğu dedikodusu ortaya çıkmaya başladı. Neden? Çünkü abi altcoin is shitcoin mevzusu vardı ya. Hani olur da FTT token'ı patlarsa bu sefer Alameda'nın Research'ın bilançosu da negatif düşecek, patlayacak. Ve bu da aslında bütün her şeyi piyasaya sağlayan böyle bir şirkette boğulunca bütün sistemi patırabilir. Evet. Böyle bir korku başladı. Tabii kripto Twitter denen bir şey var. İllet var. Oraya bir düşersen ayva yiyorsun abi. İlk dedikodu evet, 36 abi. Milyar dolar şirketi. Ondan içinde. Sonra yani bunu da ateşleyen bir nevi Binance'ın CEO'su CZ oluyor. Bizim o CZ. Ne yapıyor? CZ. O ne yapıyor? O diyor ki ya diyor hani biz düşündük. Bu arada CZ aynı zamanda FTX'in yatırımcıları arasında. Birçok büyük şirket olduğu gibi yani dünyada aslında tanınmış birçok fon. Sequoia'da galiba içlerinde FTX'e güvenip yatırım yaptı. Ve milyarlarca dolar yatırım. Ve FTX aynı zamanda birçok ünlüyle de kendi tanıtım yaptırdı. Yani aslında baktığın zaman dışarıda mükemmel bir kurum olarak gözüküyor. Neyse bunu şey gördükten sonra, CZ gördükten sonra bir Twitter paylaşıyor. Diyor ki biz FTT tokenlarımızı satmaya karar verdik. Ve buradaki exposure'ımızı azaltıyor olacağız. CZ'de Binance'i kurucusu. CZ'de Binance'in kurucusu. Aslında dünyanın en büyük borsası. Tabii bunu gören yatırımcılar yavaş yavaş panik yapıyor abi. Herkes satmaya başlıyor. Ve herkes satmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Bir anda FTT token'un değeri... Onun adı var bankrun. Ne?
Bank run. Bank run. Yani herkes gidip aslında parasını çekmeye başlıyor. Herkes bozdurmaya başlıyor. Diyor ki ulan adamın 500 milyon dolar mı öyle bir şey var. Bozarsa bizim paramızın değeri düşer. Aslında hani FTX batar batmaz mevzu değil. Sadece FTT token düşecek adam satacağı için. Token değeri düşeceği için biz şimdiden satalım modu başlıyor. Ama satış satışı tetikliyor. Düşüş düşüşü tetikliyor. Korku korkuyu tetikliyor. Buna da FUD diyoruz. Ne? F-U-D. FUD. Fear. Uncertainty. Doubt. Yani korku. Belirsizlik. Doubt neydi? Neyse şu an şey yapamayacağım. Türkçe'ye çeviremeyeceğim. Türkçe çeviremeyeceğim. FUD başlıyor. FUD haber çıkıyor. Millet FOMO yapıyor. Bak terimlere bak. Fear of missing out yani kaçırma korkusu. Herkes abi satıyor. Bu sefer CZ bakıyor. Ulan ben satamadan token patladı. Biz acaba FTX'i satın mı alsak diyor. Belki bu şekilde kurtarırız paramızı. Ve çok ciddi bir paradan bahsediyoruz orada. Bir günde due diligence yapıyor. Ve diyor ki ben almayacağım diyor. Yani ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Bir günde due diligence yapabilir misin? Aylarca sürer. Mümkün değil değil mi? Öyle bir kurum. Aylarca sürer. Ondan sonra almamaya karar veriyor. Token dağılıyor ve FTX batıyor. En son bankrupt'a galiba başvurdular. Yani iflasa başvurdular. Zincirleme hepsi gidiyor. Sequoia açıklama yapıyor. Diyor ki biz yatırımımızın üzerine çizdik. Wow. Ve beraberine maalesef birçok kurumu götürüyor. Çünkü dedim ya en başta bu adamlar market maker. Yani aslında büyük kurumlarla birlikte çalışıyordu. Mesela bunların bir tanesi BlockFi'di. İşte bu kredi kartı çıkartmışlardı. Gelin işte Bitcoin'unuzu yatırın. Buradan interest faiz oranı kazanın gibi şirketler vardı. Onları da beraberine götürdü. Götürmesinin en büyük sebebi de daha sonra baktıklarında abi paralar ortada yok. Yani Bitcoin karşılığın her zaman içeride duruyor deniyor ama içeride Bitcoin yok. Karşılıyor. Şimdi bunlar incelenmeye başlıyor. Tabii bu uzun bir süreç. Yani bu hemen bir günde evet paralar buradaymış şuradaymış denmiyor. Sam Bankman bir süre bayağı serbest gezdi bu hamalarda. Partiler düzenlemiş. Hatta ben New York'ta şey oldu. New York'ta Endeavor Gala'daydım biliyorsun geçen hafta. Endeavor Gala'da masamda eski Sequoia'lı birileri vardı diyeyim. Şu an bir aile fonu yönetiyorlarmış. Aile fonunda çalışan elemanlardan bir tanesi 3 hafta önce Sam Bankman'ın evinde partideymiş. Partideymiş. Evet. Patron dalga geçiyordu onunla. Şunu söyle. Sor bakalım Bahamalarda kimin evindeymiş falan filan diye bayağı muhabbet döndü. Abi şunu söylüyorlar yani bu kadar birkaç ay serbest gezdi bu arkadaş. Şimdi tutuklandı Bahamalarda. İnsanlar şey için şaşırdı yani bir ay nasıl serbest gezdi. Yani şirket batmış. Bu arada işin due diligence'ı tarafında da bayağı rezillik var yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeyin kaydı yok. Yani mesela abi, adamlar 1 milyon evet dolarlık abi, harcamaya Slack'te thumbs up yaparak onay veriyormuş. 1 milyon dolarlık harcamaya Slack'te okey bunu yapalım diyerek onay veriyorlarmış. 1 milyon dolar harcadık yani, falan. Yani işte aslında sonra ortaya çıkıyor ki bir nevi çocukça yönetilmiş abi. Ama nasıl bu kadar Sequoia nasıl buraya yatırım yaptı? Nasıl buna okey verdi? Hiç mi abi incelememişler? Yani ilginç sorular. Kesinlikle. Birçok da bağış yapmış anladığım kadarıyla. Birçok grant ve ücretsiz şeyler. Kuruma, biraz hani siyaset taraflarına kendini öne çıkartmak için de yatırımları var anladığım kadarıyla. Amerika'da sağcılar şey değil mi? Yanılmıyorsam şeyler. Demokratlarla arası çok iyi bunun. Hatırlamıyorum abi. Republic sağcılar. Yani demokrat, sol ama bilmiyorum abi hangisi arası. Bir tarafla arası çok iyi olduğu için orada aynı şey de yapılamıyor. Yani herifi böyle birçok Amerikan basını bu çocuğun aslında bir melek olduğunu... Evet, çok abi, düzgün bir insan ya, olduğunu yani, falan filan böyle enteresan adam, çocuk. Yani milleti dolandırmış, tokatlamış. Evet. Amerikan basını çocuğu böyle göklere çıkarıyor. Yani evet. Bir mazlum gibi gösteriyor. Aynen öyle abi. Ve çok eleştirildi bu. Yani bayağı eleştirildi. Yani siz Amerika'nın ne yapıyorsunuz özgür, arkadaşlar? Amerika'nın ne kadar özgür olduğunu görmüş olduk bir kere. Siz ne yapıyorsunuz? Herif yani insanlar parasını kaybetti. Siz adamı alkışlattırıyorsunuz. Bilmem ne etkinliğinde konuşmacı olarak çıkartıyorsunuz. Lan iddia etmeniz gerekiyor konuşmacıları ya. Adam normalde senatoya ifade verecekti. Herif gelmedi gitmedi bir şeyler oldu haberim var mı onu bilmiyorum. Zaten bilmiyorum. Gelecekti tutuklandı herif. Tutuklandı. Tutuklandı. Bakalım ne olacak yani bence bu adam biraz zor çıkar. Çünkü çok ciddi bir baskı var abi şeyin üzerinde. Ama şeye çok üzüldüm yani hani çok insanın bu canı oldu? Yandı. Bu ne oldu? Bunun sebebiyle aslında bütün kripto piyasası dağıldı. Toparladı şimdi bu arada tekrardan. Toparladı yani, ama ne kadar toparladı yani bunlar böyle bence büyük parçalar koparıyor gibi geliyor bana. Yani, bana da şöyle geliyor abi çürük parçaları kopartıyor. Yani biraz ya. Daha aslında... Şunu küçücü geliyor bana ya, yani. Regülasyon gelecek abi o belli yani. Evet, yani regüle edecekler burayı. Öyle kafana göre ben Bitcoin topluyorum karşılığı var deyip de insanları oyalayamayacaksın. Adam diyecek ki denetime geliyorum çıkart diyecek. Walletları çıkart diyecek. Bana şifrelerini göster diyecek. Gerçekten senin olduğunu ispat et diyecek. Ve bunu belli sürelerde denetleyecekler yani. İnsanlar şey yapamayacaklar yani kafalarına göre senin paran bende deyip de idare edemeyecekler. Sadece pazarlama hareketleriyle oyalayamayacaklar insanları. Peki Arman ya bir şey soracağım. Şimdi bu işten böyle ağzı yanmış bir sürü insan var. Ne yapacak bu insan? Nasıl korunacaklar? Şimdi birey abi, olarak yani biz ne insanlara ne tavsiye yapalım? Yani diyelim ki yani okey borsalarda çalışabilirsin. Kripto para oradan alıp alabilip satabileceğin yer orası zaten. Evet. Doğru mu ya? Bir exchange'e bunu yapman lazım. Ama kripto varlıkları exchange'lerde tutmak ne kadar doğru? Çok yanlış. Bence kripto dünyasının merkeziyetsiz dediğimiz bir dünyanın en büyük bottleneck'i aslında kripto platformları. Yani güvenilir olmayan kripto platformları. En büyük avantajı aynı zamanda en büyük dezavantajı. Evet. O olmasa yani, bir
şey olamaz. Bir liquidation olamaz. Yani evet, abi. Borsasız olması mümkün değil. Merkeziyetsiz borsalar da hala yeterli maturity'de değil. Yani orada bir sorun olması durumunda bir muhatabın evet. yok. O yüzden de günün sonunda insanların bunu artık soğuk cüzdanlara çekmesi lazım. Doğru mu? Ne demek soğuk cüzdan? Bir donanım içerisine evet. tüm kripto varlıkları taşıyıp aynen öyle bunun içerisinde aynen güvenli öyle. Bir şekilde tutmak gerekiyor. Yani gidip de bir borsada işlem yapacağında, alacağında, satacağında oraya gönderip orada alım satım işlemi yapıp evet abi. Daha sonra da tekrar kendi o hard wallet'ına alman lazım gibi bir durum var. Şey mottosu var çok popüler. Not your keys, not your money. Yani wallet'ın anahtarı sen de değilse, sen de değilse senin paran değildir. Doğru. Burada banka gibi düşünmemek lazım. Ki banka da batıyor ve paran gidebiliyor bu arada. Tabii mesela bu FTX'in başına gelen düşünsene. Yani işte gidip Citibank'taki bütün Citibank'taki müşterilerin yarısı gitse ve Citibank'taki paralarını bugün istese patlar Citibank abi. Batar. Tabii canım şansın yok. 2008'de yani, yaşanan Amerika'da değil abi. Yani. Evet, banka battı yani. Abi. Evet. Banka battı yani. Ve insanlar paralarını kaybettiler. Evet. Yani bankalarda tabii ne avantaj var? Bankalarda devletin koruduğu bir limit var. Her ülkede de yok. Her ülkede de yok. Onu da unutmak lazım. Ama Türkiye'de yanılmıyorsam 100 bin liraya kadar ki bir mevduatı koruması var. Yani 100 bin liraydı. Yeni rakam güncellendi mi bilmiyorum. Ama günün sonunda bir banka batarsa devlet diyor ki senin oradaki 100 bin liraya kadar ki mevduatının ben sana ödeyeceğim bunun sözünü veriyor evet. devlet. O yüzden kriptonun avantajı şu, yani parayı fiziksel evde tutmak sıkıntılı ama kriptoda cüzdana koyabiliyorsun. Evet. Key phrase dediğimiz işte 12 ve 24 kelimeden oluşan şeyi hatırladığın sürece ve bir yere yazdığın sürece, onu sakladığın sürece aslında kendi kripto paralarına ulaşabiliyorsun ve buna başkasının ulaşma şansı yok. Sen gidip de bir yere onay verip de bağlamadığın sürece. Evet. O yüzden en güvenli yer orası. O ara tutacaksan tut ve hiçbir şey de başına gelmez. Güzel oldu Armancığım. Evet, çok güzel oldu. Teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğin için. Umarım yakın zamanda evet. bir daha böyle kötü kripto haberi konuşmazsın. Artık güzel şeyleri konuşalım ya. Bir ilk bölümün tepkileri güzeldi. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. İlk kez bu kadar havalı bir bölümümüz olmuştu. bu bölümle ilgili de yorumlarınızı bekliyoruz. FTX konusundaki engin bilgisi için Alman'a teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.